Merhaba arkadaşlar, ben Başar. Bir süredir arkadaşlar Hearthstone'la ilgili çok fazla ciddi rehber videosu yapmıyoruz. Tabii çok da fazla bir şey gelmediği için. Ben de arkadaşlar bunu şey için iyi bir aralık olarak, zaman olarak düşündüm. Arena rehberimizi güncellemiştim. Fakat arkadaşlar arena rehberini güncellemeden önce, yani arenada kart seçimde, arena nedir, nasıl yapılır falan, onunla ilgili ayrı rehberlerimiz zaten var biliyorsunuz da arkadaşlar. Ben şimdi bunu iki parçaya bölmeyi düşündüm. İlk parçada arkadaşlar size olası avantaj stillerini anlatacağım, türlerini. İkinci videoda arkadaşlar kart seçimlerini. Şimdi arkadaşlar avantajlar ne demektir arkadaşlar? Avantajlar 4 çeşit arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar kıymetliden kıymetsiz arkadaşlar kart avantajı. İkincisi arkadaşlar mana avantajı. Üçüncüsü yaşam avantajı. Dördüncüsü arkadaşlar bu arena'ya özel bir şey arkadaşlar. Seçim avantajı. Seçim avantajı ne demek? Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi siz arenada size kartlar sunuluyor ya, üçlü üçlü paketler halinde. Arkadaşlar oradan kart alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bazı kartlar iyi paketlerden geliyor. Bazı kartlar da kötü paketlerden. Bazı kartlar orta karar paketlerden. Bazı kartlar ortanın üstünde. Bazı kartlar ortanın altındaki paketlerden. Biliyorsunuz işte arkadaşlar. Şu an bu top paketlerden 13 tane var bu arada. Arttırıldı. Kötü paketten kartla iyi paketten kart öldürmek. Getireyim lafı. Şimdi arkadaşlar bunların çoğu eş zamanlı olarak oluyor. Kart avantajı, mana avantajı, ondan sonra yaşam avantajı. Yani bir yandan birini sağlarken bir yandan diğerinden feragat ediyoruz. Çünkü hepsinden birden avantaj sağlamak çok mantıklı bir şey değil. Değil mi? Yani arkadaşlar ucuz manalık yaratığınızla adamın pahalı manalık yaratığını öldürüp sağ kalıp bir adamın kafasına vurmak aynı anda olmaz. Bunlar fantezi. Şimdi arkadaşlar bunları dengelemek lazım. Benim dediğim sırayla gidiyorlar arkadaşlar bunlar. En kıymetli kart avantajı. Fakat arkadaşlar yani çok cılkın çıkarmak lazım. Mesela en kıymetli o dediğim o diğerine göre sonsuz kıymetli değil. Yani arkadaşlar şöyle bir şey. İşte ben 4 kart avantajı yapayım ama 10 mana geriye düşeyim. Olmaz. Ölürsünüz 10 mana geriye düşerseniz. Bu arkadaşlar mesela buna örnek nedir arkadaşlar? Sürekli hero power basıp sürekli kart çektiren kartla oynayıp ölen insanlar arkadaşlar. İşte 3. tur Thought Steal, işte 4. tur bir yaratığa Shadow World Pain, 5. tur Devour Mind, 6. tur bir tanecik yaratık sonra öldü. Ama abi işte çok avantaj vardı. Çok avantaj vardı ama masaya hakim olamadın. Çünkü mana dezavantajı oldu arkadaşlar. Neden? Çünkü arkadaşlar Thought Steal bir kart avantajı yapmakla birlikte 3 mana dezavantajı yapıyor. Neden? Çünkü arkadaşlar siz 3 mananızla masaya hiçbir etkide bulunmuyorsunuz. Bakın bu demek değil ki Thought Steal kötü bir kart ama yani işte arkadaşlar kartları böyle değerlendirmeyi öğrenmeniz lazım eğer henüz şey yapmadıysanız. Şimdi arkadaşlar kart avantajı. Kart avantajı nedir arkadaşlar? Adı üzerine zaten bu aşikar bir şey ama arkadaşlar bir kartınızla rakibin birden fazla kartını öldürmek veya arkadaşlar bir kartınızı harcamadan rakibin kartını öldürmek. Bu kart avantajı. Neden arkadaşlar? Şimdi siz önünüzde 3'e 3 var, adamın önünde 2'ye 2 var. Vurdunuz, siz 3'e 1 kaldınız, adam öldü, siz sağsınız. Ne demek arkadaşlar? Burada kart avantajı var. Niye? Çünkü siz bir kartınızla adamın bir kartını öldürdünüz ve sizin kartınız hala sağ. O kart önüne kadar siz kart avantajı yapmış durumdasınız. O kart arkadaşlar adam bir kart harcayacak ölse siz 1'e 2 yapmış olursunuz ve bir kart avantajı olur. Veya arkadaşlar mesela atıyorum Flame Strike değil mi? Flame Strike meşhurdur bu için arkadaşlar. 7 mana yazıyorsunuz arkadaşlar. Masadan 4 atak, yani masadaki herkese 4 vuruyor adamın yaratıklarına arkadaşlar. Tabi 4 vururken arkadaşlar en az 2 yaratık götüreceğini beklersek sıradışı bir durum olmazsa arkadaşlar veya 3 veya 4 yaratık götürebilir biliyorsunuz. Arkadaşlar o zaman kart avantajı olur. Niye? Çünkü arkadaşlar siz tek kartınız adamın 3 kartını 4 kartını götürmüş olursunuz. Bir de arkadaşlar Flame Strike neden yukarıya bir kağıt oldu? Mana avantajı olur arkadaşlar. Atıyorum bir tane 5, bir tane 4 manlık yaratık götürüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane de 2 manlık yaratık götürüyorsunuz. 11 manlık yaratık kalırsınız masadan. Şimdi hem 1'e 3 yaptınız. Hem de arkadaşlar 11 manlık yaratık kaldırıp 7 mana harcadınız. Büyük kar. Peki arkadaşlar bu sırada ne oldu? Yaşam dezavantajı oldu. Niye? Çünkü arkadaşlar adamın masası bu kadar kalabalıkken sizin masanızda bir şey olması zor. Arkadaşlar o sıraya kadar o adam size vurdu demektir. Bir önceki tur freeze falan verirseniz. Şimdi arkadaşlar zaten bu bağlamda inceleyince arkadaşlar genel olarak sadece yaşam kazandırmaktan ibaret olan kartların ne kadar kötü olduğunu anlayabiliyoruz. Neden arkadaşlar? İşte 3 mana 8 yaşam. Değil mi? Şimdi bak 3 mana 8 yaşam güzel de kart dezavantajı ve mana dezavantajı. Çünkü arkadaşlar masaya bir etkide bulunmadınız. 3 mana harcadınız. 8 yaşam aldınız ve 1 kart harcadınız. Arkadaşlar bunun karşısına adam 3'e 3 ise örneğin siz 3. tur
Shooter olmaz tabii. Shooter niye life'ınız azaldı ama life'ınız azaldı. Çektiniz arkadaşlar 19'sunuz, 8 yıldığınız 27 oldunuz. Çok güzel. İkinizin de eli boş olsun. Senaryo yani. Adam 3'ü 3 indi arkadaşlar. 8'e 8, 9'u 9'u da indirmiyorum bakın. Yani 3 mana inilecek mantıklı bir yaratık indi. Turu size geldi, siz 5 manaya bir şey indiniz. Adam size 3 vurdu. O da bir tane 5'e 5 indi. Siz 5'e 5 arkadaşlar 5'e 5'inizi değiştirirseniz adam 5'e 5 ile 3'ü 3 size vurmaya devam edecek. Şimdi arkadaşlar ne oldu? 3'ü 3 size 6 damage vurmuş oldu. Ve siz 8 life almıştınız. Siz 2 life ilerdesiniz. 3'ü 3 masada hala sağ arkadaşlar. 3'ü 3'ün bir vuruş daha yapmayacağını nereden bileceğiz? Bilmeyeceğiz. Çünkü arkadaşlar niye siz durum denkken life almak için arkadaşlar bir kartınızı harcadınız. Adam harcamadı. Adamın 3'ü 3'ü duruyor masada. Patır patır vuruyor. Ve arkadaşlar siz 5'e 5'inizde 3'ü 3'ünü de aldınız. O zaman arkadaşlar adam 2 vuran bir kart çekerse pıt diye sizin 5'e 5'e ödeyecek. O zaman kafanıza 5 5 vurmaya devam edecek. Yani burada arkadaşlar insanlar şöyle bir şey diyor. Ama işte bilmem ne olunca iyi. Arkadaşlar oyundaki her kart bilmem ne olunca iyi olur. Yani özel koşulu yaratırsanız her kart iyi olur arkadaşlar. Oyundaki en kötü kartlardan olan Alarma Bot, Eye for an Eye, Dead Man's Hand. Bunlar oyundaki en kötü kartlar gerçekten. Bunlar bile bir yerlerde iyi olabilir arkadaşlar. Oyun harbiden fetihe gidiyordur arkadaşlar. Elinizde 4 kart var. Dead Man's Hand atarsınız. İyi mi şimdi kart arkadaşlar? Hayır, oyundaki en kötü kartlardan biri. Alarma Bot arkadaşlar. İkinci tür coin dediniz. Deathwing koydu. 3 mana 12-12'ymiş oldunuz. Aha süper falan. Yani veya 1 mana 1'e 1 Murloc'ları artı 1 artı 1 veren Oracle çıktı var arkadaşlar. Elinizde 3 Murloc vardı. İndim işte 3 fazla vurdu da öldürdü arkadaşlar. Güzel de yani bunlar dediğim gibi spesifik durumlar. Bu durumlara dikkate almamanız lazım. Genel olarak kartın performansı nasıl arkadaşlar? Ha ama bakın arkadaşlar. Life verip bir yandan bir şey yapar. Mesela arkadaşlar Earthening Farseer'i güzel bir kağıt. Niye? Çünkü 3 mana 3'e 3 zaten kabul edilir bir atak defansı var. Bir dakika 3 restore diyor. Arkadaşlar kafanızı olmak zorunda değil bakın. Şimdi kafanızla sınırlarsa kendinizi restore sınırlarsa o kart yine kötü oluyor. Çünkü arkadaşlar sizi mesela siz agresyon yapıyorsunuz. Vuruyorsunuz adam pataküte. O sırada arkadaşlar çektiniz Priestess of Elion. 6 mana 5 4 4 life al. Mesela ben 27 veya 28'im ve adamın masada tek bir yaratığı yok. Veya adamın bir yaratığı var ama adam defans yapıyor. Yani benim yaratıklarım olacak, bana kafam olacak. Arkadaşlar ben aldım life'ı ne yapayım? Ben 4 manlık yaratığı 6 mana yemiş oldum. Rezalet. Yani dolayısıyla arkadaşlar health ve tabi armor arkadaşlar. Veren kartlardan kaçın. Ama tabi arkadaşlar bakın shield block kötü bir kart değil. Niye? Çünkü 3 manaya 5 armor veriyor. 5 yaşam dediğimiz arkadaşlar. Farkı yok. Yani 30'un üzerine çıkabiliyor ama arenada bunlar minor şeyler. Draw'ya kart arkadaşlar bakın. Sadece mana dezavantajı var. Kart dezavantajı yok. 3 manaya arkadaşlar 5 yaşam almış oldunuz. Kart dezavantajı yok. Çünkü kartını geri verdi. Ama 3 mana dezavantajı var. Yine arkadaşlar adam karşınıza bir 3'ü 3 inerse düşünün. Siz bir şey indiniz. Adam vurdu. Siz 2 life almış oldunuz. Adamın 3'ü 3'ü masada. Sizin masanızda hiçbir şey yok. Ama bakın tabii kart dezavantajı yok en azından. Onun için o kart mesela arkadaşlar orta karar. Vasat. Vasatın biraz altında filan. Shield block. Değil mi arkadaşlar? Mesela Arcane Intellect niye iyi bir kağıt arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar mana dezavantajı fakat kart avantajı yapıyor. 3 mana veriyorsunuz arkadaşlar. Güzel. Hiçbir masaya etkisi yok. Ama işte 2 kart çektiriyor. 1 kart harcayıp 2 kart aldınız. Bu ne demek? 1 kart avantajı demek arkadaşlar. Yani normalde arkadaşlar masada öyle bir kart avantajı yapacaksınız. 3 manaya zor yaparsınız. Yani 3 manlık bir yaratıkla o civara inmiş bir yaratığı bedava öldürüp sağ kalmak kolay değil arkadaşlar. Bunu demek istiyorum. Mana avantajında arkadaşlar şey de var. Mananızı her tur doğru düzgün kullanmak da var. Ama tabii arkadaşlar bakın bunların hepsinin mantıklı bir dengesini bulmanız lazım. Yani şöyle bir şey. Adamın önünde güzel bir yaratık var. Adam size vuruyorsa ve sizin elinizde ne bileyim 5 mana olsun. Bir tane 3 manlık 2-2 bir yaratık var. Pek bir özelliği yok. Bir de Hero Power basabiliyorsunuz mesela. Paladinsiniz. Ya da arkadaşlar 4 mana bir tane 4'e 5'iniz 5'i 4'ünüz var. Adamın önünde 5'e 5 olsun. Fantezi ama tabii ki 5'e 4 inmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü tempo diye bir şey de var. Yani her zaman mananızı maksimum kullanmaya çalışmayın. Çünkü her zaman maksimum kullanmak en iyisi olmayabilir. Ama işte genel olarak mananızı kullanımı önemli. Ve arkadaşlar kaynak kullanımı da önemli. Şöyle Hero Power var arkadaşlar biliyorsunuz. Herhangi bir kart oyunda benim görmediğim Hearthstone'da arkadaşlar özel. Ve Hero Power biliyorsunuz arkadaşlar küçük bir kaynak. Yani klasına göre değişir ama mesela arkadaşlar Paladin'in 3-4 Hero Power'ı bir kart eder. Yani 3 tane birebir, 4 tane birebir bir karta yakın eder. Çünkü sonuçta 5 manaya 5 tane birebir koyan kart var.
Burada şunu demek istiyorum arkadaşlar. Mesela 4. turdasınız. Elinizde bir tane kağıt var fena olmayan. Bir tane de 2 manalık kağıt var. O da o an için kötü değil arkadaşlar. 2 manalık kart artı hero power yaparak ufak bir ekstra avantaj. 0.3 kartlık bir avantaj sağlayabilirsiniz. Niye arkadaşlar? Çünkü adam sizi ezemezse o sırada ki ezerse zaten inmezsiniz. Elinden bir şey çıkartıp ezmezse siz arkadaşlar önünüzde adama cevap verip sonra bir hero power daha sıkıştırıp bir hero power daha sıkıştırırsanız arkadaşlar bir kart avantaj oluyor. Yani böyle ufak ufak da olabilir arkadaşlar. Manasına göre atak defansı kötü kartları da arkadaşlar seçerken özelliğin değer bir şey olduğuna dikkat edin. Mesela atıyorum Frostwolf Grant örneğin iyi bir kart değil. 2 mana 2-2 taunt arkadaşlar. Diyorsunuz ki tamam taunt defansif güzel ama arkadaşlar 2 mana 2-2 çok underpowered. Yani eğer 2 mana 2-2 alacaksınız arkadaşlar özelliğin ciddi olması lazım. Çünkü 2 mana 2-2 çok altında kalıyor. Bakın 2 mana 3-2'ler iyidir biliyorsunuz. 2 mana 2-3'ler de iyidir. Bunların üzerine zaten bir özel görürsünüz hemen alın. Özel görmeseniz bile fena değildir arkadaşlar. Bilirsiniz River Crocolisk ile Blood Fan Raptor. 2 mana 3-2 ve 2-3 iyidir arkadaşlar. Özellik varsa süper. Ama 2 mana 2-2 varsa arkadaşlar taunt gibi zayıf. Niye arkadaşlar taunt zayıf özellik? Çünkü siz onu indiniz. Adam 2-3 indi arkadaşlar. Vuruyor. 2-1 sağ kalıyor arkadaşlar. Kart dezavantajı ve bakın arkadaşlar şöyle bir pislik var. Mana avantajı bile sağlayamadınız. Değil mi? Adam 2 manalık yaratıyla sizin 2 manalık yaratınız oluyor ve sağ kaldı arkadaşlar. Adam sağ. Atıyorum ben Mage'dim Hero Power attım diyebilirsiniz. Arkadaşlar Mage'dim Hero Power atınca ne oluyor? Hayvan gibi mana dezavantajı oluyor. Birebir götürüyorsunuz siz toplamda değil mi? Sizin 2'ye 2'niz artı hero power'ınız adamın 2'ye 3'ünü öldürüyor arkadaşlar. Siz 4 mana verdiniz toplam. Ve arkadaşlar mesela atıyorum bunu 3'ünü tur yapıyorsunuz arkadaşlar ve kalan 1 mana alacağınızda siz 5 mana verdiniz. Bakın insanlar bunu düşünmez arkadaşlar. Mesela 4. tur arkadaşlar sizin bir yaratınız adam bir yaratığı dövüşür. Siz 3'e 1 sağ kaldınız mesela. Adam 4. tur gelince pat diye ona hero power yapar. Boş go der. Arkadaşlar 4 mana verdi o hero power adam. Çünkü şöyle düşünün. Adamın 4 mana vardı. 2 mana hero power attı. 2 mana da kullanmadı. Öyle demek. 4 mana hero power attı demek arkadaşlar. Bu tuşlardan kaçınmanız lazım. O masadaki yaratık çok elzem, çok kuvvetli değilse arkadaşlar 4 manalık yaratığınızı inip tempo yapmanız daha faydalı olur. Anlatabilirim. Yani mesela siz 3'e 3 indiniz. Adam 3'e 4 indi. 3'e 4 adam 3'e 3'e vurdu. 3'e 1 sağ kaldı. Sizin elinizde tutun water element var. Kesinlikle water element'le inilmesi lazım mesela. Ya water element'de bir 3 deme G'in. Çünkü arkadaşlar neden? Siz öyle yaptığınız zaman diyorsun ki tamam senin masan boş, benim masam boş. Ama arkadaşlar siz adama oturuverdiniz. Adamın 4 ya da 5 mana artık kim başladıysa değişir. Adamın 4 veya 5 manalık bir yaratık var. Adam indi arkadaşlar 4 veya 5 manalık yaratığı. Siz boştasınız. Siz indiniz karşısına bir şey arkadaşlar. Ve adama ilk şeyi veriyorsunuz arkadaşlar. Üzerine Dead Speaker immün veren kart. Artı 1 artı 1, artı 2 atak gibi hareketleri yapmayı veya tüm Spike Risk'i takmak gibi hareketleri arkadaşlar siz ona bırakıyorsunuz değil mi? Bu çok önemli bakın. Anlatabilirim bilmiyorum ama. Yani adam ilk yaratığı iniyor. Siz ona cevap veriyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla adam herhangi bir şekilde o yaratığı modifiye edip güçlendirip veya sizin yaratığınızı öldürüp sizin kafanıza vurma hakkını şey yapıyor. Halbuki siz arkadaşlar 3'e 6'yı 3'e 1'in karşısına iniyorsunuz. Adam 3'e 1 ile 3'e 6'ya vurup sizin önünüzde 3'e 3 kalıyor. Siz adam bir yaratık iniyor arkadaşlar. O sizin menzilinizin dışında bile olsa siz atıyorum Dark Iron Dwarf'la onu indirip bir yaratıkla masada siz kalabilirsiniz. Bu önemli. Yani ilk hata sizin yapmanız önemli arkadaşlar. Hani çünkü dediğim gibi arkadaşlar artı bir artı bir veren kart olur. Immune veren kart olur. Ne bileyim vurup elini alır. Bin tane hareket var arkadaşlar. Yani çok fazla hareket çıkabiliyor. Dolayısıyla önce ilk hata yapmak avantajlı. Onun için arkadaşlar mesela burada yine coin'i dikkatli kullanması lazım. Çünkü arkadaşlar coin bir yarım kart civarı bir ederi var arkadaşlar. Yani coin şöyle bir şey. Arena'da biliyorsunuz iki tane coin var şu an. Innervate ve Counterfeit coin diye. Gerçi Counterfeit coin gitti mi? Gitmedi galiba değil mi Counterfeit coin? Ha gitti. Mean Streets of Gadgetzand'da o gitti. Wild'a gitti yani. Olsun arkadaşlar. Arena'da olsa da olmasa da yani alınmaz. Neden arkadaşlar? Çünkü bir kartla bir mana almak arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Bir kart dezavantaj yapıyorsunuz. Çünkü kart gidiyor arkadaşlar sizden. Bir mana avantaj yapıyorsunuz arkadaşlar. Değmez. Bakın ama iki mana avantaj değiyordu. Hatırlarsanız arkadaşlar Innervate nerflenmeden önce 2 mana verirken Druid Arena desteğinde 1 Innervate makbul olurdu yani işe yarardı. Tabii yine 2 fazla olur da. Yani dediğim gibi işte arkadaşlar hepsinin bir dengesi var. Yani ah 4 kart avantajı yaptım süper durumdayım. Devour Mind'lar, Thought Steal'lar akıyorum. Arkadaşlar adam ağzınıza burnunuza vurur öldürür. Yani masada da şey yapmaz lazım arkadaşlar. Mana avantajının diğer bir yönde nedir arkadaşlar? Az manalık yaratığı çok manalık yaratığı öldürmek değil mi arkadaşlar? İşte atıyorum
Stone Skin, Basilisk niye o kadar koydu bir kere arkadaşlar? 3 mana 1'e 1 Poisonous Divine Shield. Bir kere arkadaşlar bir vuramayan cluster'a karşı kart avantajı yapma olasılığı var. Yani Rogue, Druid ve Mage gibi arkadaşlar uzaktan vuramayan cluster'a karşı kart avantajı yapma. 2 kart öldürme olasılığı var. Bir de arkadaşlar öldürüyor ve sağ kalıyor değil mi? Poisonous Divine Shield olduğu için. Ve arkadaşlar kart 3 mana. Onun için o kart o kadar iyi arkadaşlar. Yani gidiyor 7 manalık yaratığı öldürüyor. Bir de sağ kalıyor arkadaşlar. Taunt'la falan korursanız belki atıyorum adam Druid veya Rogue bile olsa arkadaşlar. Belki bir tane daha indiriyor. Çok ya. Ha arkadaşlar ne gibi hassasiyeti var? Mesela Scorpomatic yiyor. Arcane misal Mad Bomber gibi karşı kağıtlara karşı biraz hassas. Yani parçalı parçalı vuran kağıtlara karşı biraz hassas ama arkadaşlar sonuçta çok iyi bir kağıt. İşte sebebi o arkadaşlar. Yani o kartın o kadar iyi olması sebebi arkadaşlar hem mana hem kart avantajı yapabilmesi. Vuramıyor bakın. Bir yani bir şey değil ama sonuçta arkadaşlar 3 manalık bir kartın hem mana hem kart avantajı olasılığı sunması çok güçlü bir şey. Yani onun arkadaşlar olasılığı bile güçlü. Çünkü bakın normalde siz arkadaşlar bir kart avantajını ne yapıyorsunuz? Arcane Intellect atıyorsunuz değil mi? Yani 3 manamı boşa atıyorum. Yani sonuçta arkadaşlar boşa demek istediğim şey şu. Anında masaya etkisi olan bir şey değilse, anında masaya etkisi olan benim arkadaşlar normal yaratılar tabii anında etki yapmıyor. Tonklu olmayan yaratılar ama veya charge olmayan yaratılar. Onu anlıyorsun demek istediğim şey. Yani 6 mana 6-7 Boulder Fist Ogre'ın bir etkisi var. Yani bir soyuktur bir şey yapıyor arkadaşlar. Şimdi o Arcane Intellect uzun metrajlı bir şey yapıyor. Yani o an bir şey yapmıyor onu demek istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar siz 3 mana avantajıyla 1 kart avantajı yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu bir kartı zunması benzer şekilde arkadaşlar Mind Control Attack. Yani iyi bir kart olması sebebi bu arkadaşlar. 3 manalık bir kartına arkadaşlar biliyorsunuz Mind Control ne anlama gelir arkadaşlar? Rakipten bir kart öldürmeyip sizin almanız değil mi? Onun gibi bir şey yani. Mesela adamın 3'ü 3'ünü aldınız arkadaşlar. Adam 3'ü 3'ünü kaybediyor ve siz 3'ü 3 oluyorsunuz. Yani 3 manalık bir kartla arkadaşlar. Bir 3'ü 3 öldürüp bir de 3'ü 3 açmak imkansız. Yani normalde bunu siz 8 mana falan yapabilirsiniz ancak arkadaşlar. Yani bir 3'ü 3 öldürüp 2 tane de 3'ü 3 açmak. Minecraft'da değil mi? 3'ü 3 çaldı bir senaryoya bağlı şey yaptım. Daha da iyisini falan çaldı. Zaten arkadaşlar olmuyor. 10 mana ile bile yapamayacağınız şeyler oluyor. Onun için arkadaşlar Mind Control Tech o kadar popüler. Yani çok çok ciddi kart avantajı yapma olasılığına sahip. Ve mana. Yani her şeyi bir arada yapabiliyor arkadaşlar. Ha tabii çalışması çok kolay değil. 4 yaratık veya arkadaşlar dandik yaratık çalabilir. Öyle problemleri var. Yani arkadaşlar özellikle önce kovalayacağınız avantaj kart avantajı. Sonra kovalayacağınız arkadaşlar mana avantajı. En kovalamayacağınız ise yaşam avantajı arkadaşlar. Yani şöyle bir durum var. Sizin işte masada 2 yaratığınız var arkadaşlar. Elinizde 3 kart var. Adam masasında 0 yaratık var. Ve adamın elinde 3 kart var arkadaşlar. Sizde toplam 5 kart var. Yani 2 yaratık 3 eldeki karttan dolayı. Ve arkadaşlar adamın elinde 3 kart var. Siz 2 kart öndesiniz 1. İkincisi arkadaşlar mana olarak dönüyorsunuz. Çünkü yerde 2 yaratınız var. Adamın yerdeki 2 yaratı cevap vermek için dökülmesi lazım arkadaşlar. Dolayısıyla hem mana hem kart avantajı sizde. Atıyorum life'larda 30-17. Arkadaşlar kim kazanacak bu oyunu? Çok büyük ihtimalle siz değil mi? Niye? 13 life avantajı var arkadaşlar. Ama hem masa sizde hem kart avantajı sizde. Aksi bir durum olmazsa tuhaf tuhaf şeyler gerçekleşmesi arkadaşlar oyun sizde. Şimdi ama arkadaşlar life'ın da kritik olduğu bir şey var arkadaşlar. Yer var. Yani çok da bakmak lazım. Mesela 30'a 8 ama işte 3 kart avantajı bilmem ne o fazla. Çünkü 8 mesela bakın arkadaşlar Hearthstone biraz problemli. Neden arkadaşlar? Çünkü Hearthstone'da dilediğiniz gibi atak etmek var. Yani arkadaşlar adam charge'lı bir yaratık çeker. Bir silah çeker. Bir şey çeker. Sonra bir tane daha reklamı çeker. İni verirsiniz. Onun için arkadaşlar bir yerden sonra artık yaşamınızı gözetmeniz lazım. Ama oyunun başlarında arkadaşlar yaşamınız çok önemli değil. Yani varsın adam fazla vursun. Sizin onu vurduğunuzdan. Ama siz karlı değiş tokuşlar yapın arkadaşlar. Çünkü karlı değiş tokuşlar zaten arkadaşlar mana ve kart avantajı yapıyor değil mi? Adam mesela hırs yapıyor. İşte arkadaşlar onun için kötü oyuncular. Hani ben mesela yayında da söyledim. Onun için kötü oyuncular life avantajı peşindedir. Mesela adam diyor ki şu 5'e 5 ile kafaya vurayım. Bu 3'e 3 ile kafaya vurayım diyor arkadaşlar. Sizin önünde bir 3'e 3 bir 2'e 2 var. Bedava ölecek ikisini de. Öldürme arkadaşlar. Turgül'e siz Spike Steel takıyorsunuz. 5'e 7 oldun. 5'e 5'in ölsün. Sonra zaten 5'e 7 olmadı. 5'e 9 oldu hatta. 2'ye 2 de kafaya vuracağız. Son adamın işi çok zor. Yani ama arkadaşlar hasarı itmeniz gereken, push etmeniz gereken yerler de olabilir. Nedir mesela arkadaşlar? Destiniz pek hızlı değildir. Pardon pek ağır değildir. İleri oyunu pek yoktur. Birkaç tane de vuran kartınız vardır arkadaşlar. Onları zor oynuyorsunuzdur.
O zaman mesela arkadaşlar değiş tokuş etmemek lazım. Yani her an spike listi çıkar diye de oynamamak lazım arkadaşlar. Her an death ring çıkar diye oynamamak lazım. Bu yani spesifik kartlar arkadaşlar sonuçta her zaman şunu düşünün arkadaşlar. Olmama olasılığı olma olasılığından yüksek. Doğru mu? Çünkü arkadaşlar kart yani draft adamı sunmamış bile olabilir. Ha bakın bir şey olur arkadaşlar. Adam sizi çok yemler. Hani çok böyle bariz hissettirir. Flamestrike atacağım. Yani 6 defans yaratığa vurur hero power ile mesela mage. Dersiniz ki ulan Flamestrike geliyor hani. Blöf de olabilir tabii de arkadaşlar. Hearthstone'da pek blöf olmuyor çünkü arkadaşlar genel olarak çok cezalanıyor. Yani o gerçekten adamın ima ettiği kart değil başka bir şey çıkarsa mahvoluyor. Ama nadiren blöf yapan da olabiliyor. Arkadaşlar o sırada mesela atıyorum işte Death Rattle'lı kartlarınızı inersiniz. Hani Harvest Golem gibi ölünce bir şeye veren falan ki hani neydi adı? Flamestrike yiyince bitmezsiniz. Yani arkadaşlar birinci kovacağınız avantaj kart avantajı. Yani adamın kartlarını kart harcamadan öldürmek. Ama arkadaşlar bunu da mümkün mertebe Arcane Intellect, Soul Steal, Devour Mind, Reminis, Nourish gibi kartlarla değil de arkadaşlar yaratıklarla kovalamak. Mesela işte Stone Skin Basilisk ile kovalamak. Veya işte arkadaşlar 4 mana 4'e 5 değil mi? Çünkü 4 mana 4'e 5 potansiyel olarak arkadaşlar adamın bir kartını öldürüp sağ kalma ihtimali olan bir yaratık. Adamın 3'ü 4'ünü, adamın 4'ü 4'ünü öldürüp sağ kalabiliyor arkadaşlar. Potansiyel kart alabilir. Yani yaratıklarla yapmak daha faydalı. Ha ama arkadaşlar bu demek değil ki bunu yapan spell'ler kötüdür. Ama arkadaşlar o spell'lerin hep moderasyonda olması lazım. Yani gaza gelmeyeceksin mesela. 3 arcane intellect olmaz. Ölürsünüz. Yani arkadaşlar adam 3'ü 3 açtı. Siz arcane intellect attınız. Arkadaşlar olmaz olmaz. Mesela elinize de polimorf geldi. Bilmem ne geldi. Adım önünde 4-4 arkadaşlar. 4-4 yarata polimorf atılmaması lazım. Ama şimdi sizde hiçbir şey yok. Mecburen 4-4 yarata polimorf atıyorsunuz. Adam sonra 7 mana 5'e 9 taunt'u koyduğu zaman birkaç tur sonra. Abi adam bunu koydu. Yani arkadaşlar yaratık almamışsınız. Sırf elinizde yaratık öldüren kart var. Mecburen tabii damage yemek için atıyorsunuz. O zaman kartınızdan verim alamıyorsunuz arkadaşlar. Bu da en son en karmaşık avantaj olan arkadaşlar pick avantajı, seçim avantajı. Şimdi bu tabii arkadaşlar çok çok somut bir avantaj değil ama yine de bir arkadaşlar biliyorsunuz value hep denir. Değer. Değer farklı oluşturur arkadaşlar. Neden? Şimdi mesela bakın bana süper kartlar sunuldu. İşte Spikery Steed, Allure Peacekeeper, Vine Cleaver sunuldu arkadaşlar. Ben aldım Spikery Steed'i. Arkadaşlar tabi bu en üst seviye sunum değil mi? Yani en üst seviye kart öbeğinden seçilmiş bir seçim. Arkadaşlar adama geldim kafasına vurdum Spikely Steed takıp. Kafasına, yaratığına da değil. Yani bir value almadım Spikely Steed'den arkadaşlar. Arkadaşlar yedim atıyorum. Söyleyeyim. Spellbreaker'ı yedim arkadaşlar. Ne oldu arkadaşlar? Benim Spikely Steed'im adamın Spellbreaker'ıyla gitti. Toplam ben 2 damage vurmuş oldum kafasına adamın. Ve arkadaşlar adam bunun karşısında bir 4'e 3 aldı arkadaşlar. Düşünün. Benim 6 manam gitti. Adamın 4 manası gitti. Ben 2 damage vurdum adama. Fazladan. Normalde olacağından. Ve adam bir tane 4'e 3 aldı arkadaşlar. Yani akıl almaz zaradayız. 2 mana fazla verdiğimize mi yanalım? 2 damage vurup adama 4'e 3 verdiğimize mi yanalım? Mesela işte onun için mümkünse eğer Spike Resisted'i taktığınız zaman arkadaşlar bir şeyi aşağı alın ki Spike Resisted'den bir miktar değer almış olun. Yani Silence Lance'a bile, Serplense falan benzer efektler gerçekleşse bile en azından artı 2 artı 6'dan bir değer almış olun ki arkadaşlar kart dezavantajı olmasın. Ama tabii dediğim gibi bunlar istisna. Mesela hesap yaparsınız. Spike Resisted atıp adamın kafasına vurduğunuz zaman gelecek elinizdeki bir şeylerle birlikte lethal çıkıyordur. Değer tabii. Bunlar dediğim gibi genel geçer şeyler. Yani burada arkadaşlar işte pick avantajı var. Çünkü niye arkadaşlar? Spellbreaker ortalamanın üzerinde bir kart öbeğinden geliyor. Oysa ki arkadaşlar Spike Listi top en iyisinden geliyor. Değil mi? Veya işte arkadaşlar Uğuzlar. Arkadaşlar genel olarak silahlar yukarıdan geliyor. Uğuzlar silahları kırıyor arkadaşlar. Uğuzlar da ortalamanın üzerindeki öbeklerden geliyor arkadaşlar. Tabi ayrıca Uğuzlar zaten kart avantajı da var değil mi arkadaşlar? Neden? Çünkü adamın sonuçta bir kartını arkadaşlar siz Uğuz'la kırıp karşısına bir tane body alıyorsunuz. 3'e 2 veya 5'e 5 artık hangi Uğuz'u oynadıysanız. Veya Harrison. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar da pick avantajı. Yani orta karar, ortanın üzerine kartlarınızla arkadaşlar rakibin iyi kartlarını, üst kartlarını öldürmeniz. Veya arkadaşlar orta karar yaratıklarınıza adamın premium, en iyi denial'larını attırmanız arkadaşlar. Örneğin
4 mana 4-4 spell power yaratı. Adam assassinate attırmak arkadaşlar. Assassinate çok iyi kağıt. O gömeli arkadaşlar filler yani hani öylesine aldığınız bir kağıt anladım. Yani pek bir şey gelmiştir. Almışsınızdır mecburen. Adam onu assassinate atarsa arkadaşlar siz adamdan avantaj sağlamış olursunuz. Hem 1 mana avantajı değil mi arkadaşlar? 5 mana 4 mana. Hem de pik avantajı arkadaşlar. Neden? Çünkü sonra sizin arkadaşlar yukarıdan seçtiğiniz kuvvetli kağıda indiğiniz zaman adamın elinde assassinate olmayabilir. Ona assassinate attığı için. Bunları adama yaptırmaya çalışmak tabii arkadaşlar doğru bir strateji. Dolayısıyla arkadaşlar önce kart avantajı ve arkadaşlar işte ilk bir kart avantajı için 3 mana vermek mübah. Değil mi arkadaşlar? 2 kart avantajı için 5 mana vermek mübah. Düşünün zaten nedir arkadaşlar? Nourish'tir, Devour Mind'dir değil mi arkadaşlar? 2 kart avantajı yapan kartlar. Yani tek kart harcayıp 3 kart veren kartlar genellikle arkadaşlar 5 mana oluyor. Mesela arkadaşlar bu şu an bulunan Mage kartı var. Biliyorsunuzdur. Paslı bir şeydi. Hatırlayacağım şu adını. Consider the Past. Arkadaşlar 4 manayla 3 kart veriyor. Mesela bakın o kart overpowered. Güçlü o kart. Çünkü arkadaşlar normalde yani Nourish'ten, Devour Mind'dan bakın 1 kartla 3 kart aldıran kartlar arkadaşlar 5 mana olması lazım. İlk kart avantajı için 5 mana vermeniz lazım. Consider the Past arkadaşlar ilk kart avantajı yapıyor. 4 mana. Onun için o kart iyi mesela bakın. Mesela Kabalist Stone fena bir kağıt değildi. 5 mana 3 random spell veren kart. Consider the Past iyi bir kart arkadaşlar. Şimdi hani diyeceksiniz ki Wild'dan veriyor kartları falan. O önemli değil arkadaşlar. Yani özel olarak çok dar bir havuz değilse arkadaşlar nötr. Yani Kabalist Stone'un 3 random mage spell'i vermesiyle Consider the Past'ın 3 random spell vermesi arasında arkadaşlar çok minor bir fark var. Ama 1 mana olması arasında minor bir fark yok. Kocaman bir fark var yani. Bir kart yerinden 1 mana ucuz arkadaşlar. Olmayan böyle şey. Hani vardı ya bir zamanlar 5 mana 5 4 taunt dandik kartlar arkadaşlar. Booty Bay Bodyguard. Aynısını 1 mana ucuz çıkmıştı Evil Hater diye. Arkadaşlar kartta nasıl bir dünya var. Bir tanesinin notu 3.5-4 öbürünün notu 6.5-7. 1 mana arkadaşlar. Yani 1 mana ne olacak demeyin. 1 mana çok inanılmaz şeyler oluyor. Yani deyin ki bunları böyle değerlendirin. Dolayısıyla kart çektiren kartları hesaplarken arkadaşlar iyi hesaplayın. Mesela bakın Sprint'te o iş vasatlaşıyor. Mesela bakın bu normal söyleyeyim. Arcane Intellect ve Nourish. Hatta Arcane Intellect iyi. Devour Mind iyi gibi. Nourish yine iyi gibi. Arkadaşlar Sprint'te bu iş bakın kötüleşmeye başlıyor. Çünkü arkadaşlar artık o kadar çok istemiyorsunuz. Yani çünkü siz ne istiyorsunuz aslında arkadaşlar? 3 mana veya 5 mana hani oyun ileri aşamalarında eğer olursa ben bunları atayım. Gelenlerden belki işime yarayacak bir şey olursa oynayayım. Şimdi arkadaşlar Sprint'te o iş 7 manaya çıktığı için 7 manaya biliyorsunuz 4 kart çekiyor. Sprint 3 kart avantajı. Yani gelince artık pek bir şey yapılmıyor arkadaşlar. Gelince yapınca en iyi şey Sprint, SAP herhalde arkadaşlar Sprint'ten. Yani onun için mesela bakın Sprint daha bir vasata yakın bir kağıt arkadaşlar. Mesela bu söylediğim kağıtlar 6-6.5 ise eğer Sprint daha böyle 5-5.5 gibi. Mesela arkadaşlar örnek vereyim. Örneği abartayım. Kart ne kadar kötü olduğunu görün. 9 manaya drop 5 kart olsa 5 kart çek. Bayağı kötü. Bence oynanmaz. Ben istemem mesela hiçbir zaman. Çünkü arkadaşlar şey yani tamam attığınız tur hani bir şey yapamıyorsunuz ama arkadaşlar oyun başında onlar. Arcane Intellect'in dönüştü. Şimdi bunlar oyun sonunda 10 mana çekildiği zaman arkadaşlar atıp mesela Arcane Intellect'i 5'e 9 taunt açabilirsiniz. İşte Nourish atıp Starfall atabilirsiniz. Değil mi? Bir şeyler yapılabiliyor yani arkadaşlar. Ama 9 manaya 5 kart çek olsa atarsın oturursun yerine. Zaten düşünün arkadaşlar pahalı olunca kartların ne kadar kötüleştiğini. 10 manaya zaten Ultimate Infestation var. 5 kart çekmenin üzerine 5'e 5 veriyor. 5 vuruyor. 5 tane armor veriyor arkadaşlar. Yani hani 9 manaya draw 5 kartın ne kadar kötü bir kart olduğunu arkadaşlar açıklamak için söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bunları değerlendirin. Yani sonuçta Hearthstone'da 10 manadan sonra daha fazla büyümediği için arkadaşlar 10 manaya yakın kartlara hep biraz şüpheyle yaklaşın. Şimdi kart avantajını inceledik arkadaşlar. Mana avantajı arkadaşlar. Mana avantajı arkadaşlar nedir? Az manalık kartınızla arkadaşlar çok manalık kart öldürmek. Yani mesela ne bileyim ben 3 manaya 4'e 3 inerim. Siz 4 manaya 5'e 4 inersiniz arkadaşlar. Ben onları değiş tokuş ettiğim zaman ben mana avantajı yapmışım. Bakın kart avantajı yok. Benim de kartım gitti. Sizin kartınız gitti. Ama arkadaşlar şöyle oluyor. Ben 2 manalık kartımla sizin 3 manalık kartınızı değiştim. Ben 3 manalık kartımla sizin 4 manalık kartınızı değiştim. Ben 4 manalık kartımla sizin 5 manalık kartınızı değiştim. Arkadaşlar sizin 2 manalık yaratığınızın karşısında benim 6 manalık kartım kalmış olur. Her şey simetrik olduğunu düşünürsek. Eğer bunu becerirsem ben. Şimdi arkadaşlar 6 manlık kartta 2 manlık yaratığı çiğ çiğ yiyeceği için
arkadaşlar kart avantajı da olur. Değil mi? Yani Hearthstone'da genellikle olaylar arasında arkadaşlar mana avantajı dönen yürüyor. Niye arkadaşlar? Siz işte 4 manalık kartla 5 manalık kartla öldürmeyi başarırsınız adamın. Böyle böyle oluyor arkadaşlar. En sonunda adam biraz geride kalıyor arkadaşlar. Sizin bir anda 2-3 yaratınız rakibin 0 yaratı oluyor arkadaşlar. Ondan sonra zaten rakip panikleyip arkadaşlar ölmemek için pıtır pıtır dökülüyor arkadaşlar. Mesela verimsiz hareket yapıyor. Mesela işte atıyorum sizin önünüzde Serenay Chengeng var. 2 tane 2-3 taunt var. Adam 5 manalık 4-4 artı 2-2 iniyor arkadaşlar. 2-2'yi siz bedava yiyorsunuz mesela. Ve önünüzde bir Tour Saver Champion olsun. 4-4 de bedava yiyorsunuz. E niye arkadaşlar? Çünkü adam onu yiyemezse zaten ölecek. Mecbur iniyor arkadaşlar. Siz sürekli karlı trade'ler yapmaya başlıyorsunuz. Karlı değişiklikler yapmaya başlıyorsunuz. Ve arkadaşlar tabii artık kart avantajı olmaya başlıyor. Yani Hearthstone'da mana avantajı eninde sonunda kart avantajına tekabül ediyor arkadaşlar. Ama ayrı yanda tabii arkadaşlar enteresan şey oluyor. Bazı adam geliyor. 2 Blizzard, 2 Flamestrike bilmem ne yapıyor. Yani siz ezmişsiniz. Adam 100 kere masa temizliyor ki olmaması lazım aslında böyle bir şey arkadaşlar. O kadar çok olmaması lazım. Hatta o kadar çok almaması lazım adam. Ama alıyor arkadaşlar. Ve ortamları akabiliyor tabii. Böyle bir risk var arkadaşlar. Yaşam avantajına gelecek olsa arkadaşlar hiçbir zaman kovalamaya çalışmayın. Yani her şey denkken yaşam avantajı olabilir arkadaşlar. Ne bileyim işte siz bir şeyiniz adam bir şeyiniz. Siz vurdunuz adam size vurdu değişti. Ama arkadaşlar çok fazla tabii müdahale eden kart olduğu için değil mi? Yani işte ben 3'e 2 indim size vurdum. Siz 2'ye 3'ünüzde benim 3'e 2'ye vurdunuz. Ben 3 damage kâr ettim. Sonra ben bir 4'e 4 indim. Siz bir 4'e 4 indiniz. Ben 4'e 4 sizin kafanıza vurdum. Siz ölün. Bu arkadaşlar genel olarak riskli. Çünkü bir artı bir artı bir çıksa da ben yamulurum arkadaşlar. Değil mi? Siz 4'e 4'ünüzü 5'e 5 aldınız. Vurdunuz benim 4'e 4'e. 5'e 1 kaldınız sağ. 2 yaratığa 0 yaratık oldu. Ya veya işte 2 yaratığa 1 yaratık oldu. Ben ne bekliyordum ne aldım. Onun için arkadaşlar buralarda genellikle değiş tokuş. Ama dediğim gibi desteğiniz agresiftir arkadaşlar. Uzun oyunu sevmezsiniz. O riskleri alırsınız. Ben bunu direct damage'ı bitiririm işte. Bir fireball, bir pyroblast var. 16 direct damage'ım var. Bir şekilde biter dersiniz. Onda saygım var. Ama arkadaşlar bu analizi iyi yapmanız lazım. Mesela desteğiniz öyle değilken bu tür hareketleri yapıp sonra adam elinden artı bir artı bir çıkartınca aa adam artı bir artı bir çıkarttı demek lazım arkadaşlar. Yani desteğiniz alırsa değişiverin. Değişebiliyorsanız. Yani yaşam avantajı çok kovalanacak bir şey değil. Denk geliyorsa yapın. Bazen tabii oluyor arkadaşlar yani. Sizin desteğiniz agresif oluyor arkadaşlar. Dökülüyorsunuz bir sürü. Zaten arkadaşlar olsa da mana avantajı da oluyor genellikle. Çünkü siz dökülüyorsunuz ya. Adam dökülemiyor. Adam biraz daha ağır kalıyor arkadaşlar. Sizin masada bir sürü atık oluyor. Sonra siz arkadaşlar zaten karlı karlı değişik tokuşlarınızı yapıyorsunuz. İşte artı atak veren Battle Cry'larınızda zaten verimli hareketler yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela Dark Iron Dwarf niye iyi bir kart arkadaşlar? Çünkü 4x4-4 kabul edilebilir bir atak defans veriyor zaten size. Fena değil. Bir de arkadaşlar küçük bir yaratınızı iyi bir yaratı değişik tokuş etmesi sağlıyor. Niye arkadaşlar? Sizin önünüzde 1'e 1 var. Adam 3'e 3 iniyor. Siz 1'e 1'e 2 atak veriyorsunuz. 3'e 1 olup pat adamın 3'e 3'üne vuruyorsunuz. 1'e 1'le 3 ataklı yaratık öldü arkadaşlar. 3'e 3 öldü. Yani bayağı kar. Ve bir de masada 4'e 4 var. Ama Evzü sadece çok çok iyi değil mesela artık eskisine göre. Niye arkadaşlar? Çünkü kendisi çok minik kaldı artık arkadaşlar. Eskiden 2'ye 1'de hatırlarsınız. O zaman bayağı iyi kaldı. Ama 1'e 1 iken arkadaşlar yani 3'e 2'yi öldüremiyor mesela artık. Ama yine tabii fena kağıt değil arkadaşlar. Özellikle tabii Şaman ve Paladin gibi masa doldurma klaslarında yine 10 üzerinden 6 civarı bir notu olur. Ama o kadar yani arkadaşlar. Eskiden daha böyle bir 7'ye yakındı. 1 mana 2'ye 1 iken. Böyle arkadaşlar. Pick avantajlı arkadaşlar. Dediğim gibi işte seçimlerinizi adamın iyi kartlarını kendi kötü kartlarınıza harcatmaya çalışın arkadaşlar. Böyle yani. Ama tabii arkadaşlar şunu demek istemiyorum yani. Adam işte 9 mana 4'e 12 Sleep Dragon biliyorsunuz çok iyi bir kart değil. Vasat bir kart yani. Adam ona assassinate attı pick avantajı tabii o çok mutlu bir şey değil arkadaşlar. Çünkü orada 4 mana dezavantajı var değil mi? Sizin 5 mana kartı 9 mana kartınız öldürülmüş. Orada geride kalır arkadaşlar. Yani yakın manalardan arkadaşlar orada ufak bir avantaj sağlanıyor öyle. Bunları kovalayın arkadaşlar. Hani dediğim gibi bu videonun ilk kısmı olacak. İkinci kısmında arkadaşlar hani kart seçimleri neye göre yapılır, neye göre değerlendirin yani internette tabii Gani tier list var ama arkadaşlar bol bol illa her şey tier listlere bakmak zorunda değil yani siz kendi seçiminizi kendiniz yapabilmeniz lazım çünkü arkadaşlar o tier listlerinde sapıttığı inanılmaz yanlış olduğu yerler var yani her tier listin yanlış değerlendirdiği bir takım kağıtlar var yani işte onu işte yapan insanın aşırı sevdiği veya aşırı sevmediği belki kağıtlar var arkadaşlar adam onu yanlış değerlendiriyor
Mesela işte bir tanesi bunu derim. Şimdi iyi de oyuncular arkadaşlar adamlar. Ne demiş bir dakika söyleyeceğim. Lice Justice 1 mana 1-4 Paladin silahı arkadaşlar. Onun notu öyle bir not ki yani artık böyle True Silver Champion'dan mı yüksek? Efendim Vine Cleaver'dan mı yüksek? Ne yapmış? Bir şey yapmış hanım. Komik bir şey yapmış yani arkadaşlar. Hani hani bazı şeylere dersin ki tartışmalı abi. Hani sen öyle tercih ediyor olabilirsin diyebilirsin. Buna diyemez mesela. Bu yanlış. True Silver Champion'dan iyi değil o kağıt yani. Kesin ve net. Çok rahat. Ya mesela ne diyeyim işte arkadaşlar. Violet Worm'le Boulder Fist Ogre diyelim mesela. 8 mana 7 7 öldüm. 7 tane 1'e 1 veren kartla 6 mana 6 7 Ogre var ya arkadaşlar. Şimdi Violet Worm biraz daha iyi bence. Ama yani Boulder Fist Ogre daha iyi yenisini taşlamam. Yani yerine göre. Hatta yerine göre ben de Boulder Fist alırım üzerinden. Ama şimdi arkadaşlar yani True Silver Champion'la Last Justice dendiği zaman komik oluyor artık yani. Onun için arkadaşlar tier listlerden faydalanın tabii. Özellikle acemiyseniz. Ama arkadaşlar bir yandan da gözünüz açık olsun. Kendiniz de şey yapın. Çünkü arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Desteğiniz yaptıkça bazı kartların değerleri artıp bazı kartların değerleri azalacak. Onlara da hakim olmanız önemli. Videonun ikinci kısmında görüşürüz. İyi geceler.